Şimdi Selahattin Bey'i kürsüye davet ediyorum. Bir iki laf da ondan dinleyelim. Şimdi dedi ki hepsi samimi ortamda olacak diye Sayın Ulusal Başkanım, Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarım, hepiniz inşallah hoş geldiniz. Bunu kapatsam herhalde şu anda duyulabiliyor muyum biraz? Bir sıkıntı var mı? Öncelikle 15 Temmuz kalkınmasından dolayı memleketimizde milletimizin püskürtmüş olduğu bu hain darbenin neticesinde şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına da sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bu vesileyle Edirne'deki tanışıklığımız 15 Temmuz'da sadece KGK ile değil, bununla birlikte ilk önce tanışıklığımız bizim Edirne Hudut Gazetesi'nde olmuştur. Bu arada biz tabii ki yanımızda beraber geldiğimiz mesleğimizin Türkiye çapında bu duayeni Sayın Nusret Sümen İktisadi Dayanışma tanıştırmaktan onur duyuyorum. Bilenler de zaten biliyor. Ama ilk Edirne yazımızda biz denetim neden olmalı diye başlamıştık ve orada başlayan bir serüvenle Edirne'de Kamu Gözetim Kurumu'nun Sayın Başkanı, o zaman Seyit Ahmet Baş'tı, şu anda Sayıştay Başkanı, başkanının da belirttiği gibi 15 Haziran'da burada çok güzel bir panel vererek bilgilendirme toplantısı ve mühürleri dağıtmıştık. Şimdi oradan bu tarafa baktığımızda zaten şöyle bir şey, yani Selahattin İpek olarak ben burada size 6736'yı anlatacak değilim. Anlatacak olan Üstad Abdullah Tolu, Türkiye'de en iyi anlatanlardan biri bana göre. O size çok güzel bir sunumla, zannediyorum 180 taneye yakın bir slide, istediğinizi face to face, yani butik pozisyonda sorarak yapabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar biz de cevaplamaya çalışacağız. Bu ayrı bir mesele. O onun konusu veyahut da yardım rica ettiği zaman da biz buradayız. Ama denetimden biraz bahsedelim derim ben. Yani Edirne'de denetim pozisyonuna başladık. Hatta biraz da zorladık açıkçası. Şu anda aramızda Edirne Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Vildan Yılmaz, ona Türkiye'de ilk kadın bağımsız dernek başkanlığı mesela payesi verildi. Oradaki katkılarını da inşallah kendileri veyahut da Edirne daha sonraki bir zamanlarda da bizi tatif ederek yani bilirler diye düşünüyorum. Öyle değil mi Vilar Hanım? Şimdi bir bağımsız denetim pozisyonumuz var ama biz baktığımız zaman işte muhasebenin son nereye gidecek, müşavirliğin son nereye gidecek, bunun hakkında mesela birazcık böyle bir bilgilenelim. Yani biz muhasebenin geleceğini, gelecek 5-10 yıl içinde artık yani yok olarak paket programlar veyahut da bilişim anlamındaki mesela pozisyonlar dolayısıyla yavaş yavaş bağımlı düzeyine geçeceğini artık farkındayız. Burada bizim önümüzü açacak ve görmemiz gereken ise vergicilik ve denetçiliğin ön plana çıkarak bizim neler yapacağımızın mesela görülmesi lazım. Yani denetimde biz neredeyiz, nasıl yapacağız, nasıl olmalı, nereye doğru evrilmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Yani bu kolay da değil tabii. Bütün şirketler, bağımsız denetim şirketleri kuruldu ve denetim kuruluşları kurulurken aynı zamanda bireysel denetçiliğin de mesela var olduğunu görüyoruz. Şimdi bireysel denetim yapalım mı, yoksa bireysel denetimle, yani bireysel denetimin acaba zararı nedir, ne değildir falan diye herkes kendi kendine mesela bir hayıflanma içinde veyahut da bir önündeki günlere daha bir karanlık bakıyor. Şimdi bireysel denetim diye aslına bakarsanız çok gerçek anlamda
bireysel denetim diye bir şey yok. Açık söylüyorum. Bunun için mesela 3 artık 3 formülü var ve ekip kurulması gerekiyor. Şimdi bu ekip kurulması gerekiyorsa nasıl bir bireysel denetim olacak? Onu orada demek ki bireysel denetimde pozisyonda değil, ekip halinde 3 artı 3, 3 tane denetçi, 3 tane yardımcı şeklinde olacağından bunların mesela zor bir araya gelmesi münasebetiyle denetim kuruluşuna doğru evrilmenin faydası her zaman olacak. Şimdi 2018-2019 yıllarında Türkiye'de denetimle alakalı öngörülen bir takım meseleler var. 2400 SBDS pozisyonunun kabulüyle biliyorsunuz ki limited ve anonim şirketlerin bir denetime geçme durumu, yani eskiden çaycıların dahi veyahut da ne bileyim temizlikçilerin dahi murakip olduğu, eski adıyla tırnak içinde denetçi olduğu bir pozisyonda artık bağımsız denetim KGK'nın uhdesinde bir standarda ulaşacağının bilinmesini ben özellikle istiyorum. Çünkü 2018'de, 2019'da hani bu şuna benzer birazcık canı olan, birazcık nefesi olan inşallah göreceğiz. Yani burada bir şey yok. Sonuçta tünelin ışığın gayet güzel ve açık olacak. Bundan beraber bizim tabii ki yani konuştuk hep. Muhasebede giren borçlu çıkan olacaktı muhabbetiyle devam eden bir kayıtlama anlayışından artık tamamen çıkmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Türkiye'nin önündeki bir takım engelleri aşarak kapalı ekonomiden açık ekonomiye geçmesiyle buradaki mesela kendiliğinden gelişim zannediyorum sağlanabilecektir. Yani bu da yine sizin çabalarınızla ve bilgilendirme toplantılarının çok olmasıyla, eğitsel anlamda mesela öngörülerin kuvvetlenmesiyle bizim gelecekteki bu ekonomik düzeyinde daha iyi olacağını düşünmekteyim. Dolayısıyla da bizim bu her mesela konuşmamda da özellikle altını çiziyorum. Sorumluluk dediğimiz olay, yani sorumlu vergicilik, dolayısıyla devlet ve ödeyenler anlamında agresif vergileme dediğimiz standartların oluşarak kim nereden kaçırıyor, kim ne yapıyor, bunların bilinerek yani bir kayıt altına alınmasında fayda olacağını öngörüyorum. Dolayısıyla da bu öngörülerle gelecek hepimize çok açık, proaktif bir denetçilik olması münasebetiyle ve bilinen, artık eskisi gibi olmayan bir muhasebenin vergiciliğe doğru evrildiğinin bilinmesiyle hepimize hayırlı günlerin olmasını dilerim. Hepinize saygılar sunarım.